Biz halkın karşısında, ailemizin karşısında, bakkalın karşısında şeffaf insanlarız. Biz birilerinin yetiştirmesi iş olmadık. Biz birilerinin güttüğü ve yürüttüğü adamlar olmadık. Biz Allah'ın önüne secdeye eğildiğimiz zaman ya Rabbi senden başkasına tapmıyoruz diye dua eden ve ondan korkan ve ona umut eden bir yaratığız biz insanız. Dua eden ve ondan korkan ve ona umut eden bir yaratığız biz insanız. Bizim hikayemizde tahta idam sehpası yok. Bizim hikayemizde demokrasi var. Bizim hikayemizde darbe yok. Bizim hikayemizde insanlara hürmet var. İftira yok. Onların altına çelme atmak yok. Kursağımızdan helal lokma geçmesinin sadece bizimle alakalı değil, bu dünyayla ve öteki dünyayla alakalı olduğunu bilen, Allah'tan da korkan, milletten de korkan insanlar olarak burada siyaset yapıyoruz. Bu dünyayla ve öteki dünyayla alakalı olduğunu bilen, Allah'tan da korkan, milletten de korkan insanlar olarak burada siyaset yapıyoruz. Bakın burada ne yazıyor? Bakın, bugün aynı iftiralar var. Cesetler yem makinelerinde kıyılıp toz haline getirilmiş. Bu nerede? Bu İstanbul Üniversitesi'ndeki çocuklar için. Bunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Belki Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bilmiyorsunuzdur. Ama anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir genel sekreteri vardı. Kamil Kırıkoğlu. Ben hatıralarını okudum. Sizden kaçınızın okuduğunu bilmiyorum. Kamil Kırıkoğlu İsmet İnönü'ye diyor ki böyle bir şey yokmuş, biz ne yapacağız diyor. Bırak vatandaş millet öyle bilsin diyor. Hatıralarında var. Okuyun. Bir şey söyleyeyim Özgür Bey. Paranla ne kadar siyaset yaptın bilmiyorum. Paranla ne kadar bir parti yönettin onu da bilmiyorum. Bir partiyi nasıl idare ettin? Kredi kartından bir partinin bütün arabalarının mazotlarını karşıladın mı onu bilmiyorum. Ben bedava konuşmuyorum. Beraber siyaset yaptığım binlerce insan var. Beraber mücadele ettim. Ve bir şey daha söyleyeyim. Şirketinden 2,5 milyonluk parayı partiye ne zaman ayırdın onu da bilmiyorum. İstanbul'a döndüğün zaman 2 tane evini sattın. Ondan sonra kiraya çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Biz namuslu adamlarız. Namusumuzu 3-5 tane çıyana yedirmeyiz bilmenizi isterim. Bir şey söyleyeyim Özgür Bey. 3-5 tane çıyana yedirmeyiz bilmenizi isterim. 3-5 tane çıyana yedirmeyiz. Şuna inanın ki ortaya koyduğunuz irade şu anda ta Şırnak Şemdinli'nin ötesindeki Zertepe'de bizim topraklarımızda değil, başka topraklarda ay yıldızlı bayrağı diken insanın, oradaki bizim evlatlarımızın, Mehmetçiğimizin tam da vücudunun bütün her tarafında kendisini hissettirdiğini anlatmak isterdim. Yine size anlatmak isterdim. Acaba bizim evlatlarımız sokağa çıkarken bu ülkenin polisi, bu ülkenin istihbaratı, bu ülkenin jandarması ne yapıyor? Güvenli midir, değil midir derken 675 önemli olayı engelleyen kahramanlarımıza hepinizin huzurunda burada teşekkür etmek isterim. Ve yine aynı kahramanlarımızın ana muhalefet partisinin yürüyüşünde hem de gecesini gündüzüne katarak hiçbir şey düşünmeden sadece ve sadece o yürüyüşün sağlıklı bir şekilde hitama erebilmesini sağlayabilmek için elinden nasıl geleni ortaya koyduğunu sizle paylaşmak isterdim. Yine sizle paylaşmak isterdim. Lütfen bozmayın. Bu ülkenin lütfen. En önemli onurlarından birisi olan dün her onları İsrail'den alırken, dün predatörleri Amerika'dan isterken, bize vermezlerken, bizim evlatlarımızın ay yıldızı, evet ay yıldızlı armayı o insansız hava araçlarının göğsüne bastığı zaman aslında bizim geleceğimize ait ve bu ülkenin dirilmesine ait bir anlayışı gerçekleştirdiklerini ve bizim evlatlarımız ay yıldızlı nüfus kağıdı olan evlatların bunu yaptığını ve sonucunun da ayda 2000 saat havada gezen ve bu ülkeyi sıkıntıya uğratmaya çalışanlara karşı bu ülkenin güvenliğini ve esenliğini koruduğunu anlatmak isterdim.